bizler kişisel gelişim kursları yürütüyoruz normalde. Bireysel terapiler yapıyoruz ve sizin cidden oha diyeceğiniz kadar paralar kazanıyoruz. Bizim burada bulunmamız bize külliye zarar geliyoruz. Fakat siz gençler bizim yarın kendimize emanet edeceğimiz varlıklarsınız. Ve sizin durumunuz, bakın sakın alınmayın ve gücenmeyin, içler sizin. Ben size baktığımda üzülüyorum. Pırıl pırılsınız, çok yeteneklisiniz. Fakat sizi bu realite enteresan bir yere doğru kanalize ediyor. Ve mutsuzsunuz. Bireysel olarak en güle çözdüğünüz, en oyun yanınızda bile büyük sıkıntılar var. Neden? Bize terapiye geliyorsunuz, oradan görüyoruz. Ben dedim ki suyu başını tutalım. Biz bunlarla tek tek dışarıda uğraşamıyoruz, okullara gidiyoruz. Neyse sıkıntıyı yerinde bitirelim, şu kapıyı kapatın çocuklar. Tamamen bak, zihninizden taşınmanızı istiyorum. Hayal edin, tropik bir cennetteyiz, bungalovlar falan var, palmiye ağaçları, deniz, Pasifik Okyanusu. Hep beraber oraya gidiyorsun. Lütfen, amma ukala adam, şimdi geldi ahkap kesiyor, yerim okyanusu falan yapmayın. Bıçak getiriyor beni, özel işlerim için Bodrum'a gideceğim. Tamam mı? Çok da dar bir zamanım var, size bir şeyler anlatıp gideceğim. Benimle gelirseniz güzel bir yolculuk yapacağız. Şimdi o bungalovların olduğu tatil köyüne geldiniz, dışarıda hamaklar var, tamam mı? O hamaklara yatıyorsunuz. Elinize taze Hindistan cevizi getirecektiniz. En beğendiğiniz fizikte kimi istiyorsanız, kadın, erkek, fark etmez. Hizmetçileriniz gelecek, size Hindistan cevizi getirecek. O Hindistan cevizini içtikten sonra kafanızı o hamağa bırakacaksınız ve içeri gireceksiniz buraya. Hiçbiriniz kafanızı buraya getirmeyeceksiniz. Zihin dediğiniz bataklığa ihtiyacım yok. Ben sadece bedenlerinizi istiyorum. Neden? Çünkü kafanız kütle olarak bedeninizin %10'udur. Oysa siz her şeyi kafanızın içinde halletmeye çalışıyorsunuz. Enerji olarak %90'ınız bedeninizdir. O tanımadığınız, güne kadar dokunmadığınız bedeniniz ne istiyor bir öğrenin bakalım. Ve biz onun için neler yapıyoruz? İstediğiniz yerde beni kesip tek tek soru sorabilirsiniz. Tamam mı? Soruyu beğenmezsen cevap yapalım. O da benim hakkım. Doğru değil mi? Terbiyeçtim de. Yok. Bizim içecek suyumuz da yok galiba. Organizasyon sınıfta. Hemen hallederiz. Organizasyon sınıfta. Şimdi basit bir soru soracağım. Cevap vermeyeceksiniz. Soruyu içinize alın. Yaşamınızın aslında neye benzemesini isterdiniz? Bu soruyu herkes içinden mırıldan. Üç kere kendine sorsun. Yaşamımın neye benzemesini isterdin? Ben çok geç sorduğumu söyleyeyim. Yani 48 yaşında sordum. Siz şimdi soruyorsunuz şanslı. Bir odun arabasına bağlı bir beygirken ben bu arabayı niye çekiyorum lan? O güne kadar o arabayı çektim. Bir kalkıttırdım odunlar indi aşağı. Bir koparttım şimdi. Ah baktım özgür ve eşim olan geldi. Şimdi size soruyorum. Yaşamınızın aslında neye benzemesini isterdiniz? Cevabı yok. Cevap alamadım. Çünkü kafalarınız dışarıda. Cevabı o bulacaktı değil mi? Bedenlerinize ne hissettiğinizi, içinizde nasıl bir rüzgarın izlediğini hissedin. Aslında yaşamınızın niye benzemesiniz? Bunun için elimizde sonsuz olasılıklar var. Şu kelimeyi de içinize alın, sonsuz olasılıklar. Olasılık, olabilecek şey demek değil mi? Olası, olamayacak bir şey değil, olası. Birinizle beraber oynayalım. Gel. Hayır. Ne oluyor? Ne yaptın arkadaşlar? Annesinden doğdu o kadar. Başka bir başarı yok bugün. Evet, Mahmet'le birlikteyiz ama vardı ya. Muhammed'i tanıyanlarımız var. Tanımayanlar için çok kısaca tanıyalım. Muhammed, bitti. Tamam. Muhammed lisede okuyor, muhtemelen üniversite geçiyor. Seçim ne? Seçim yok. Çok. Diğer üniversiteleri meteoroloji mühendisliğine atıyor. Sonra iş bulamayacak. Bir reklam ajansına çalışacak, grafik yapacak falan filan gidiyor. İş bulacak, devlet dairesine gidecek. Onu 3000 lira maaşla geçirecek. Başa saracak. Arkadaşıyla birlikte su dağıtım şeyi saçacaklar, abant suda atacaklar, ayda 10 bin lira kazanacak. O iyi diyecek, İstanbul'dan nefret ediyorum, çok gürültülecek, Çeşme'ye taşıyacak falan filan, orada alkolik olacak. Bak ihtimaller gidiyor.
Karizmiyle yöne giderseniz ya köşesine düşüyorsunuz. Olasılıkla sen şimdi yok. Liseyi bitirmeyeceksin. Karşına bir fırsat çıkacak, Amerika'ya gideceksin. Ya da bir Avrupa ülkesi. Bambaşka bir kariyer yapacaksın. Davlandık değil mi? Yanlış bir şey var. Üniversite sınavına gidecek, istediği yeri kazanamayacak. Stop. Bir yıl evde oturacak. Bu esnada çok farklı bir yetenek geliştirecek. Sıkıntıdan keman çalmayı öğrenecek. Derken aranan bir müzisyen olacak. Zor mu? Hayır. Mümkün. Bu adamın çünkü öyle ince şeyler... Çello zaten çalıyor. Ben adamın enerjisini tutuyorum. Bu adam müzisyenlik kariyeri de yapabilecek. Bu da yapıştırdık. Şimdi klavyeyi bulmaya çalışıyoruz örneğimizde. Bu adamı niye buraya çıkarttın? Dikkatsiz dağıtmak için. Orada da oturuyor olabilir. Şimdi bak. Her girdiğimiz yol ayrımında bizim ilerlemekte olduğumuz tren yolu ya sağa ya sola gider. Zaman akıyor. Tren bu. Buraya anladınız mı? Makası değiştiriyoruz, sağdan devam ediyor tren. Bir yere gider, bir tren yolu varsa çocuklar, mutlaka gittiği yerde bir şehir vardır. Durup dururken kimse dağın başına tren yolu yapmaz değil mi? Her yol ayrımınızda girdiğiniz o yol ayrımı sizi bir yere götürecek. Ve orada belli sayıda insan var değil mi? Gidenler gelmiyor diye. Gidecek kadar belli bir yer çünkü kalıyorlar. Tren yolu her ayrıldığında bir olasılık yaratıyorsunuz. Olasılığı neyle yaratıyoruz? Seçimlerimiz olarak. Şu anda ne olabilirim? Ne yapabilirim? Ne bilebilirim? Bunu not alabilirsiniz. Şu anda ne olabilirim? Ne bilebilirim? Ne yapabilirim? Bu soruyu kendinize sorun ama cevap sakın arama. Bekleyin farkındalığınıza gelsin. Kelle oynayıp çalışıyor. Bir dakika, bu sana zorunlu itelemiş bir şey değil mi? Kendin merak et. Sanatçı bir kişiliği olduğunu da hissettim zaten. Güven de zorunlu açıldım. Peki oradan devam edecek misin yoksa başka bir meslek seçecek misin? Niye? Eski de artık mühendislikler. Çok daha teknik bir var mı şu? Benim bildiğim artık bizim bilmediğimiz üniversitede tercih etmemiz yeni meslek şekilleri var değil mi? Şimdi sen sanatçı bir adamsın. Ne mühendis olsan tatmin eder seni? Elektronik olarak. Kaç tane iş bulmuş elektronik mühendisler? Bu kadar yaratıcı bir sene boyunca. Haftada kaç kere duş yapıyorsun? Sen? Haftada kaç kere duş yapıyorsun? Üç. Yeter mi? Okey. Su mu yok oğlum? Muhammed, çok terliyorsun sen. Bence her gün uşağı var. Çünkü bu konu böyle heyecanlısın. Bak, demir yolu örneği kafanızda canlandı mı? Hiç öyle Railroad Tycoon falan oynayan var mı içinizde ortak bölümden? Demir yolu yapma oyunları var ya bir insanlar. Bakın, her yol ayrımında başarılı ya da başarısız olun, sizin için gidecek bir yeni istikamet var. Böyle bir şey var. Kaçınız kendi seçimini yaşıyor bu hayatta? Ben kendi seçimlerimi yaşıyorum. Kimse işime karışmayacağım var mı? Sen ya, Muhammed Aslan mı? Abla sen de mi öylesin? Evet. Her istediğin oluyor. Bu kadar adamın istediği şey olmuyor. Kendi bu tamam. Siz esir misiniz? Toplama kampından. Sen akşam istediğin yemeği yiyebiliyor musun? Zülmeye gelsin. O kadar da şey olma canım. Ya ben yani, nasıl içici oluyor? Yani önceden söylersem yerim. Oluyor mu evde yani? Anne ben akşam köfte yiyeceğim dersen köfte geliyor mu akşam? Geliyor. O güzelmiş. Ben bir şey fark ettim üniversiteye gittiğimde. Ben lise de hiç yemek istememişim. Annemden. Ama bu canım acıdı sonra. Öğretmen ve annem vardı. Çok yoğundu hayatı. 5 gün 8 saat derse gidiyor kadıncağız ya. Pil gibi çalışırdı. Gelir de eve motor gibi yemek falan yapar. Ya acıdım kadar şimdi de bir şey istesek biz ekstra olacak. İsteyemem. Baba ayrı cebinde gelirdi iki öğretmenin çocuğuyum ben. Hep anneme akşam geldi mi vay paramız yok, vay borç aldık, vay bilmem ne. Ya isteyeceğim bir 50 kuruş harçlık dondurma yiyeceğim onu da isteyemezdim adamın parası yok. Benim annem bağımsak ki bana verecek hiçbir şey yokmuş gibi dedi bana öyle değilmiş. Hiç istemedim. Sonra üniversite hayatında belli bir bütçen var ya istediğini yapabiliyorsun sana para yolluyorlar. Gerçi yetmiyor da ayrı. Özgürlüğü yaşayınca fark ettim ki özgürlük en büyük kıymet. Az ya da çok özgürlük büyük kıymet. Kimseye sormadan harcayacak, harcayacak sormadan çok büyük olur. Gerçekten. Bütçenizden düşük parayı kenara ayırın ve kendinize soru sorun. Bununla ne alabilirim, ne yapabilirim? Bununla neyi yaşayabilirim diye kendinize soru sorun.
soru sorun. Biraz önceki üç soruyu hayatınıza sokun. Güzel sorular bunlar. Durun bir anda. Kararsız, boş veya isteksiz hissettiğiniz bir anda durun. Şu anda ne olabilirim? Ne bilebilirim ve bununla ne yapabilirim? İnsan çok değişken bir varlık. Buradan bir sürü meslek erbabı, çok değişik yaşamlar yaşayacak. 150 tane, 100 tane adam, 100 kişi var mısınız? 100 kişi çıkacak. Bambaşka hayatlar yaşayacaksınız. Bambaşka. Ve şu an bunun ne olduğunu siz bilmiyorsunuz. Bir gün kendimi Japonya'da, açık denizde, bir kruvazörün içinde, donanma yüzbaşılarına İngilizce öğretirken buldum. Şu hareketleriniz. Dalga var ya. What is your name? Falan şeklinde. Tuttu gibi beni. Ya iyi para alıyordum ayda. Yani ben bir doktorum ya. İngilizce öğretmenliği yapmak için mezun olmadım okuldan. Artı Japonya'da da işim var. Artı Japonya karayanmadık da denizde de işim var. Bir de şeyler, askerler anlamasa da evet diyorlar. Asker kafası Japon askeri de çünkü. Öyle mi sizin evet diyorlar. Soru sorun bilemiyorlar. Böyle de enteresan bir kitleydi. Yani. Yüzbaşı ve üst değmenler sınıftakiler. İnsanın nereye gideceğini inan kendisi de bilmiyor. Onun için her dakika durup şu soruyu sorun ve farkında olun. Nereye gittiğinizi bilin. Kalabalık oraya gidiyor diye oraya gitmeyin. Benim sınıf arkadaşlarım 186 kişi Hacettepe Tıp Fakültesi'nin hepsi profesör bilmem ne oldu. 42 tanesi şeyde Amerika'da. Bazen toplanıyoruz. Oradan uçakla hep birlikte geliyorlar. Bölüm başkanı yok, bilmem ne kürsüsü başkanı şu bu. Aralarında rütbesiz her olan tek benim. Ben öyle bir kariyer yaptım, başka şey. Onun için daima soru soruyorum. Şu anda ne olabilir? Ne bilebilirim? Bununla ne yapalım? Sır niteliğinde küçük bir şey anlatacağım size. Farklı felsefe, din ve inanışlarda insanın sadece bedenden oluşmadığı anlatılır değil mi? Ruhunuz var, şöyle var, başka bir boyutunuz var, ölmekle yaşam bitmiyor, böyle anlatılır. Hiçbirine taraftar değilmişim, Mars'tan gelmişim gibi anlatıyorum. İnsan iki parçadan oluşur. Bir beden, bu sonumuz, ölecek. Hepimiz öleceğiz. Ve ölmekten çok korktuğu için yaşama yatırım yapmayı çok sever. Sağlamcılığı sever, hayatta kalmak ister. Bedeninizin refleksleri. Duygu, düşünce, zeka, mantık, akıl, hepsi bedenin yeteneklidir. Bedenle beraber hepsi. Beden bu dünyaya ham olarak gelir, bu okullarda bedenlerinizi eğitiyorsunuz. Bir de sizin içinizde bir sonsuz varlıktır. Bazen ansızın bir şeyleri hissederiz. Mucize kabiliğinden uzakta olup bitenleri görür. Ya benim içime şöyle bir şey koyuyor, beden bayanlığı var, bir telefon Allah'a yapıyor. Bunu da beden bilmiyor. Bunun içinizdeki sonsuz. Bu varlık 2200 tane dilin tüm kodlarını bilir. Seçtiğiniz bir tanesini bir sınıfında burada öğreniyorsunuz. O kodları kelimelerle birleştirdiğiniz gibi 3-5 ay içinde bir öğreniyorsunuz. Mümkün mü sıfırdan bir dilin 3 ayda öğrenmeyi? Okuma yazmayı kaç ayda öğrendiniz? 3 ayda değil mi ilkokul 1'de? Daha bile kısa. Ya hiç bilmediğiniz bir şeyi nasıl o kadar çabuk öğrenebilirsiniz? Aslında biliyorsunuz. Olayın kodunu biliyorsunuz. Bu evrede var olan her şeyin sayısal kodlarını sizler biliyorsunuz. Bilgiden yana hiçbir eksiğiniz yok, hatırlama durumundasınız. Sürekli lütfen içinizden şunu söyleyin. Ben her şeyi zaten biliyorum. Ben bunu dünyaya doğru değilim. Biraz önce arkadaşlarınızı arattım mı? Hepinize bir daha söyleyeceğim. Hakkı sadece size söyleyeyim. Kimya ve biyoloji öğretmeniniz yoktu. Dolayısıyla dersler var. Dershaneye gidecek paramız var. Kimya dergisi falan ben de okuma tembeli olduğum için almazdım. Üniversite sınavına öylesine gidileneceğimde hiçbir hazırlık yoktu. Sınavın yarısında kapıdan çıktığım babam azlığa bayılıyordu. Kömüre döndü adam, niye çıktın oğlum kapıdan? Bittiği dedi. Lan nasıl bir kapı, bize çıkmak daha da. O bir eve gidelim, tamam. 600 puan aldım, Hacettepe Tıp'a gittim. Bunu aklında izah edersiniz. O zamandan beri üzerinde çalıştığım bazı şeyler var. Sonra bunları dünyada bir takım okullar ve ekoller tarafından düzgün metodik olarak öğretildiğini görüyorum. Bilmeniz gerekiyor. Farklı yolu gerekiyor. İçimizdeki sonsuz varlık her şeyi biliyor. Her şeyin farkında. Her şeyi kabul edebiliyor. Ve hiç kimseyi yargılamıyor. Bir şeyi öğrenme ve hatırlama konusundaki en büyük bela, yaşamımızdaki en büyük dert, sizin en büyük sıkıntınız ve hastalıklarınızın temel nedeni yargı. İyi, kötü, güzel, çirkin, doğru, yanlış yok. Bunda bir mantra haline getirmişsiniz. İyi, kötü, doğru, yanlış, güzel, çirkin yok. Sık sık içinizden tekrarlayın ve böyle olduğuna ikna edin. Kimseye küsmeyin, kimseye bayılın.
Ne abartmanıza gerek var, ne yenidibine batırmanıza gerek var. Ve bunu lütfen birbirinize satmayın. Sürekli konuşuyorsunuz. Konuştuğunuzu yaratırsınız. Bakın bu enerjiyi birbirinize ittirmeyin. Canınız sıkıldıkça yanınıza dön. Ay bu öğretmenler ne biçim? Ben Ayşe'nin kulağı şöyle Fatma'nın beyin kulağı. Lütfen konuşun. Konuştukça bu enerjiyi birbirinize geçiriyorsunuz. Gerekmiyorsa konuşmayın. Başınızdaki en büyük dertlerden biri. Çok konuşuyorsunuz. Bunun yerine mesela kitapları konuşun. Size ben buraya büyük bir hediyeyle geldim. Eğer dersin sonunda, yani daha doğrusu konuşmanın sonunda benim hoşuma giden bir performans sergilerseniz size 2000 tane kitap vereceğim. Elinizin üzerinden ve onları internette indireceksiniz. Hepsi güncel kitap. Diyelim de önemli. Bunları bölüşün. 6 kişi birer kitap okusun bir hafta. Sonra o gevezelik partisinde kek çayını dönmek başında bir araya gelin. Herkes okuduğunu diğer 5 kişiye anlatsın, zaman kazanır. Tamam mı? 6 kitap okuma zahmetine tutmuşuz. Doğru mu? Esma Hanım size benim anlattıklarımı paylaşacak. Sonra geleceğim. Merhaba arkadaşlar.